Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru. Yıldızlarda ve diğer büyük gök cisimlerinde Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine deliller var mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen konulardan bir tanesi gök cisimlerdir desek abartı olmaz inşallah. Bir defa Allah'ın yarattığı her şeyde onun hem varlığına, hem birliğine, hem de isim ve sıfatlarına işaret eden deliller vardır. Bir delil değil, deliller vardır. Yüzlerce, binlerce deliller vardır. Kainatın yaratılması ile ilgili ayetlerin yanında özellikle gökteki yıldızların yaratılması ile ilgili ayetler hem o yaratılan yıldızların göklerin bir süsü olduğunu hem de insanların o yıldızları seyretmesi gerektiği uyarısı yapılır. Örneğin وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ Şüphesiz biz dünya semasını yıldız lambalarıyla süsledik. Lambalarla süsledik. Yani yıldızlara tabiri caizse birer kandil, birer lamba ifadesi kullanılıyor. Bir başka ayeti kerimede اَفَلَمْ يَنْزُرُوا اِلَى السَّمَاءَ Semaya bakmazlar mı? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا onu nasıl bina ettik? Ve zeyyennâhâ. Ve o gök göğü nasıl süsledik? Ne ile? Yıldızlarla. Aman ya Rabbi. Allahu Teala bir saray yapıyor. Kainat sarayı. Bu kainat sarayına bir döşek hazırlıyor. Yer küresi. Ve bu hazırladığı döşeğin tavanını sayamayacağımız yıldız lambalarıyla süslüyor. Bu Allah'ın kudretini göstermez de neyi gösterir? Hele hele bir insan bir sarayda taktığı lambayı eğer dünyada bir örneği yoksa veya harika çok güzel bir lambaysa bütün dünyaya ifşa ediyorlar, reklamlı ediyorlar, hatta tarihlere geçerek harika olarak simgeleniyor. Bilemiyorum böyle bir lamba yapılmış mıdır dünyada. Ama bakın Allah'ın bize ikram ettiği güneş lambasına bizim küre arzımızdan yani bizim yattığımız döşeğimizden 1 milyon 300 bin defa yani 1,5 milyona yakın defa büyük bir lambayı bizim emrimize amade kılmış. Peki bu koca lambanın takıldığı tavan neresi? Boşlukta yüzüyor diyorlar. Hatta sadece yüzmekle kalmıyor, bir de dönüyormuş kendi etrafında. Bilimsel öyle diyor. Aynı zamanda tecri diyerek Allahu Teala bu bilimin yakaladığı 1400 sene, 1300 sene sonra yakaladığı şeyleri 1400 sene önce söylemiş. Çünkü onun yaratıcısı Allah. İşte Allah o göklerde o büyük kütleleri küremizden yer küresinden milyonlarca defa büyük olan sayısını saymakta zorlandığımız milyarlarla hatta trilyonlarla belki kat trilyonlarla ifade edilecek gezegenleri, yıldızları direksiz, damsız, boşlukta durduran ve onları gezdiren ve birbirine çarptırmayan hatta yanmak maddelerini bitirmeyen bir kudreti göstermez mi? Bir harf bile, bir avize bile, bir yazı bile katibini, sanatkarını gösterirse, acaba şu gök kubbesinde bu kadar yıldızlara süslenmiş harika sanat eserleri, onun arkasında yüce bir kudreti, dizginlerini elinde tutan, yörüngelerinden saptırmayan, emrine amade diz çöktüren, nasiyelerinden, alınlarından, dolayısıyla bellerinden yakalayarak onları emrine amade eden bir yüce kudreti göstermiyor mu? İşin bir tarafı böyle. Diğer tarafından üzerinde yaşadığımız yer küresi aslında sema denizinde yüzmekte. Tabi bizim altımız da boş, üstümüz de boş. Yani biz neyin üzerinde yüzüyoruz? Acaba denizin içerisindeki balıklar gibi biz de sema denizinde yüzüyor olmayalım? Evet. Denizin balıklarında, denizin içerisinde o balıkları yüzdüren Allah, Sema denizinde de yıldızları, gezegenleri ve küre arzımızı yer küresini yüzdürür. Peki bu yer küresini yüzdürürken Cenab-ı Hak neden sadece yüzdürmüyor da bir de kendi etrafında döndürüyor? Hemen söyleyeceksiniz. Efendim dünya yer küresi kendi etrafında dönmezse gece ve gündüz meydana gelmezmiş. Yani getirilmezmiş. Çünkü kendi kendine meydana gelmez. Getirilir. Peki sadece bu mu? Allah'ın yarattığı sanat eserlerinde bir değil binlerce hikmetler var. Dolayısıyla yer kendi etrafında dönerken aynı zamanda sadece gece ve gündüzün meydana getirilmesi için çalışmıyor. Aynı zamanda üzerinde ya taşıdığı misafirlerine kainat gezisi yaptırıyor. Bazen duyarız bir e, boğaz gezisine çıkalım. Ne demek? Boğaz gezisini şöyle bir gemiyle dolaşarak sağdan soldan kuzeyden güneyden Boğaz'ı bir temaşa edelim. Öyle mi? Evet. Allah bizi her gün kainat gemisinde, kainatın içinde kainat tabiri caizse kainat gezisi yaptırıyor. Kendi etrafında döndürerek yer küresini gece ve gündüz her an manzaraları değiştirerek bize o harika manzaraları seyrettiriyor ve bize diyor ki bu harika işleri bu mükemmel işleri yapan bir kudreti bilin, varlığını anlayın ve ona iman ederek ve ibadet ederek ona kulluğunuzu gösteriniz. Bak Allah size bu antika sanat eserleriyle sizi sevdiğini gösteriyor. Varlığını tanıttırıyor. Siz de varlığını tanıyarak bu güzel antika eserleri ve, ve ikramları, ihsanları size lütfeden o yüce zata, o yüce kudrete şükür ile, hamd ile, tesbih ile, ibadet ile karşılık verin ve nimetlerin farkında olduğunuzu gösteriniz. İşte yer küresini ve gök cisimlerini bu harika feza denizinde direksiz ve kubbesiz durdurup döndüren yüce kudret elbette açık bir şekilde görülmektedir. Allah bu gök semalarını bu şekilde seyretmeyi ve üzerinde yaşadığımız yer küresindeki nimetlerin farkına varmayı nasip etsin.